Abi akşama büyük bir etkinlik var. Patron görmeden şu paketi almalıyım. Ne? Oğlum bu ne kadar zam? Bu paketlere bu kadar zam mı geldi? Evet. Abi baksana bu kadar Buyur paketlere abi zam gelir mi? Nasıl yani? Bu abi sakın oradan paket alma. Hı? Sakın. Ne? Ders Evet. söyle. Bak Dijipin.com. Evet. Dijipin.com. Abi çok uygun fiyatlı paketler var. %10 indirme sakın var Oo. istersen. Hocam. Abi çayını bıraktım. Oldukça güzel indirimleri var. Hadi eyvallah. Tamam. Paketlerimi artık buradan alacağım. Geçen gün internette boş boş gezerken ve YouTube SEO ile alakalı yabancı kaynaklara tararken bir tane video gözüme çarptı. MrBeast'in yüklediği bir video dikkatimi çekti. Ben de hemen tıklayıp izlemeye Bu başladım. videoda sizin için Bu videoda MrBeast kendi yaptıkları bir sistemden bahsediyor. Bu sistem nedir? ViewStat diye bir sistem. Bu sisteme YouTube kanalınızı yükledikten sonra YouTube kanalınızla alakalı çeşitli analizler çıkartıyor. Sistemde bulunan araçlarla karşılaştırmalar yapabiliyorsunuz. İleriye dönük planlar kurabiliyorsunuz. Yani güzel bir sistem yapmışlar. Ben de biraz karıştırıp kurcalarken şu kısımda Thumbnail Games diye bir bölüm olduğunu fark ettim. Burada top list var. Bu game'de yani oyunda en fazla puanı kazananlar listede üste doğru çıkıyor. Ben de merak ettim ulan bu neymiş diye. Start dedim. Mantık şu. Burada size iki tane kapak resmi gösteriyor. Gerçek videolara ait iki tane kapak resmi. Ve sizce bu kapak resimlerinden hangisi daha fazla izlenmiştir diye bir soru soruyor. Buradan siz seçiminizi yapıyorsunuz. Bence şu daha fazla izlemiş diyorum ve biliyorum. 3 tane hakkınız var. Yanlış bilirseniz bu haklardan biri bitiyor. Sonrasında oyunu kaybediyorsunuz. Ne kadar fazla bilirseniz de kaybettik. Burada Viagra vardı aslında. Ne kadar fazla bilirseniz de top liste üste çıkıyorsunuz. O şekilde bir video. Sonrasında böyle dalıp oynarken burada baktım belli bir limit vermiş size MrBeast. Limit dolduktan sonra da bu siteye pro hesap almanız gerekiyor. Yani ücret ödemeniz gerekiyor. Ben de dedim ki ulan senin paraya ihtiyacın var arkadaş. Bırak da oynayalım dedim. Sonra aklımda bir fikir canlandı. Dedim ben bu sistemin ücretsiz bir şekilde yaparım ve ücretsiz bir şekilde sunarım dedim. Ve sonra içimdeki o hacker duyguları birden kabardı ve kod yazmaya aşık parmaklarım. O dünyanın en büyük hackeri. Öyle ki sürekli kapşonuyla gezer. Tek sevgilisi klavyesidir. Onu sadece kullanmaz, onu sadece... Uyurken bile kapşon vurur, yemek yemez ve sürekli hack düşünür. Şimdi dostlar, sistemi hazırladım. Sistem localhost açıp güncel bir şekilde YouTube'daki kapak resimlerini çekebiliyor. Bu neden önemli derseniz, normalde YouTube Search API gerekiyor. Bu API'nin belli bir kullanım limiti var. Bu kullanım limitini açtığınızda API sizden ücret istiyor. Yani bir iki sorgulama yaptığınızda o limitte oluyor. Sonrasında sizden ücret istiyor. Tabii Mehmet abiniz bunu düşünüp size ücretsiz bir şekilde API kullanmadan bu kapak resimlerini çeken bir sistem yaptı. Senin taşını yerim kıymetli büyüğüm. Dilerseniz sistemi göstereyim. Bu sistemi ben açık kaynaklı bir şekilde zipleyip videonun açıklama kısmına bırakacağım. Öncelikle sistemi çalıştırmak için bilgisayarınızda Python kurulu olması gerekiyor. Python'da kurmak için yine açıklama kısmına koyduğum Python indirme linkinden, ana resmi sitesinden indirip kurabilirsiniz. Çok basit bir şey zaten. Direkt kurursunuz. O hiçbir yerde gözükmüyor. Arka planda duruyor öyle. Sonrasında kapak resmi klasörümüze tıkladım. Buradan başlaya tıkladım. Sistem kendine localhost'u kuruyor. Burada benim MrBeast'in sisteminden farklı olarak şöyle bir şey yaptım. O direkt random bir şekilde kapak resmi çıkartıyordu. Ben İşte buradan oyun seçebilirsiniz. Vlog, teknoloji, müzik, yemek gibi kategorileri seçebilirsiniz. Ya bu sistem ne işe yarıyor reis diye sorarsanız, yani MrBeast niye böyle bir şey yapmış derseniz, olay şu abi, kapak resmi bildiğiniz gibi YouTube kanalları için çok 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 önemli. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir kızla veya bir erkekle tanışacaksınız ama bunun kişiliğini bilmiyorsunuz. Huylarını, huslarını, hiçbir şeyini bilmiyorsunuz. Yani içeriğini bilmiyorsunuz. İlk olarak tak diye tipine bakmaz mısınız? Direkt olarak tipine bakarsınız. Tipi hoşunuza gittiyse sonra tanışma isteği yapabilirsiniz. Bu gerçek bir şeydir. Kapak resmi de buna benzer. Videonun içeriğini bilmiyorsunuz ama kapak resmine baktığınızda şöyle tak diye dikkatinizi çekiyorsa tıklarsınız. Sonra da içeriği izlemeye başlarsınız. Bu olay da böyle bir şey. Sistemin amacı da şu. Hangi kategorideki kapak resmi daha fazla izlenmiş? Ya benim yaptığım sistemdeki olay bu.
Atıyorum mesela siz kapak resmi seçtiniz. Oradan o kapak resmi kaç izlenmiş? Ona bakacaksınız. Kapak resminin tarzına göre de işte şu stildeki bu tarzdaki kapak resimleri demek ki daha izleniyormuş fikri kafanızda canlanacak. Böylelikle bir sonraki aşamada siz kendi kapak resimlerinizi oluştururken ki yapay zeka ile ücretsiz bir şekilde viral kapak resimleri nasıl oluşturulur diye merak ediyorsanız onunla ilgili videom var. Şu üst kartlara bir yere koyarım. Oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Kendi kapak resimlerinizi oluşturabilirsiniz. Şimdi sistemimiz şöyle abi. Ben buradan mesela oyunu seçtim. Oyunu başlat dedim. Şimdi burada bize bu kapak resimleri güncel çekiyor YouTube'dan. Batur Game diyor. Mesela şunu seçtim ben. 103 izlenmiş, 57 izlenmiş. Sonraki tur dedim. Burada da full game, full game diyor. Yanlış bildik lan. Valla şu biraz bu ya. Yo yine yanlış bildik. PUBG'dir. Aynen doğru bildik. Bu şekilde biliyorsunuz. Burada karşılaştırma yapmak için, yani karşılaştırma dediğim top list yapmak için sunucuya ihtiyacım vardı. Yani başka oyuncuların da, bu oyunu oynayan başka oyuncuların da verilerini çekip hepsini birleştirip bir sunucuları birleştirip bizlere sunması lazımdı. Yani sunucuda çok para abi. Şimdi hosting mi alayım, sunucu mu alayım, bir sürü işi var. O yüzden ben Localhost'a ekledim şeyi. Kendim de şöyle açayım. Beni de görün. Bu şekilde seçerekten gidiyorsunuz. En sonunda da kazanan kapak resimlerini buraya çıkartıyor. Burada işte kategorinizle alakalı kapak resmi nasıl olmalı onunla ilgili bilgi veriyor dostlar. Bunu biraz daha güncelleyebilirim ben. Tam güncel bilgileri çekmiyor gibi durdu. Yani izlenmeler çok düşük. Ya son eklenenleri koyuyor. Büyük ihtimal son eklenenleri ekliyor buraya. O yüzden de izlenmeler düşük oluyor. Tekrar oyna dediğimizde de yine açılıyor buradan. Mesela neyi seçelim? Müziği seçelim bu sürede. Burada yine müzikler çıkıyor tek tek. Yani izlenme sayılarını çekme konusunda bence bir sıkıntı yaşıyor şu anda. 15 izlenme 15.000'dir büyük ihtimalle bu. Ona bakmam lazım. Bir izlenme. Neyse genel olarak sistem bu abi. Dediğim gibi açık kaynak olarak koyacağım. Siz de üstüne geliştirebilirsiniz. Çalıştırmak için sadece Python kullanılması gerekiyor. Klik olarak şuradaki başla butonuna tıkladığınızda kendisi localhost'u oluşturup sayfayı localhost içinde açıyor ve güncel olarak bilgileri çekiyor dostlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz takdir beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Son bir defa şuradaki yazıyı merak edenler vardır. Dünyanın en iyi YouTube kanalı hangisi abi? Onu da buraya koydum. Direkt sistem onu da çekiyor. Tıkladığınızda dünyanın en iyi YouTube kanalı açılıyor. Hadi abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bugünkü videomuzda sponsoruma da yer verdim. Sponsorumuz Digipin.com. Digipin.com oyun içi satın alımlarda birçok indirim yapıyor. Birçok oyunda paketleri indirimli fiyatlarla daha ucuza satın alabilirsiniz dostlar. Bir girin bakın. Açıklama kısmında bulunan referans linkinden kaydolursanız bana da destek vermiş olursunuz. Hem de o linkten kaydolduğunuz için her ay yaptığım çekilişlere de katılabilirsiniz. Bir göz atın. Burada oynadığınız oyunlarda herhangi biri varsa birçok paketi daha indirimli fiyatlardan satın alabilirsiniz dostlar. Kategori kısmına girdiğinizde burada sistemden yararlanabileceğiniz oyunları, sistemleri, atıyorum Migros Sanal Market, Blue TV, Lifebox, IKEA, tüm bunlarla alakalı da paketler satın alabilir. Yani işlemleri yapabilirsiniz dostlar. Lafı daha fazla uzatmadan siz videoyu beğenirken ben de elime devam edeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.